Ali Kara Hasanoğlu, Berberoğlu'nun parası mı vardı, dayısı mı? Dün Enis Berberoğlu'nun mahkumiyet alması ve tutuklanması bir gerçeği yüzümüze en sert şekilde vurdu. Medya FETÖ'ye teslim. Nereden anlıyoruz? Oluşturdukları algıdan. O algı ne? Devlet tutuklama tedbirini cezalandırmaya dönüştürdü. Herkesi tutukluyorlar. Tutuklama karar verildikten sonra olmalı. Yargılama sürerken kural tutuksuz yargılama olmalı bununla yetinseler iyi oluşturdukları algıda bir de ilaveten damatlarsa tutuklu yargılama uygulamasından hariç tutuluyorlar diyorlar Adalet Bakanlığı da bunlarla adeta laf yarışına girmek istemediği için mahkemelerden tüm bilgileri toplayıp anında cevabını vermeyince bunlara da gün doğuyor nihayet geçtiğimiz gün Adalet Bakanlığı resmi verileri açıkladı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 161.751 şüpheli hakkında işlem yapıldı gözaltına alınan 50.000 bin... 344 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu. 47136'sı gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. 8359'u cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi. Halen 55495 kişi tutuksuz yargılanıyor. Şimdi aldılar mı cevabı? 50.000 kişi tutukluysa bir o kadar da tutuksuz yargılanan varmış. Aynı sayıda adli kontrolle yargılanan varmış. Önüne gelen tutuklanmıyormuş. Peki Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamayı kaç medya organında okudunuz? Ya iki ya üç. Büyük çoğunluğu bu açıklamayı da vermediler. Maksat oluşturdukları algıya zarar gelmesin. Dün Ferberoğlu daha yeni tutuklandığı için tam da algı oluşturanların istedikleri gibi... ...önce tutuksuz yargılanıp yargılama bittikten ve ceza verildikten sonra tutuklandığı için ülkede tutuksuz yargılamaların da olduğunu somut örneğiyle görmüş ve hatırlamış olduk. Ama ülkede hukukun işlemediği algısını oluşturmak için emir alanlar sustular mı? Ne mümkün. Bu sefer de Enis Berberoğlu'nun ceza almasına ve tutuklanmasına itiraz ettiler. İyi de arkadaşlar nasıl olacak bu iş? Tutuksuz yargılanıyor bir teşekkür etmiyorsunuz. Ceza alıyor kıyameti kopartıyorsunuz. O zaman hakimleri emekli edelim tutuklama kararlarını da mahkumiyet kararlarını da medyadaki FETÖ'cüleri alsınlar. Enis Berberoğlu'nun tutuksuz yargılandığını dün ceza aldıktan sonraki tutuklamayla hatırlamış olduk. Diyecekler ki normali zaten budur tutuksuz yargılanmadır. İyi güzel bir şey demedik kızmayın hemen. Ama şuna da cevap verin. Tutuksuz yargılanan yüz bin sanık varken iki damat üzerinden algı oluşturmak niye? Affedersiniz Enis Berberoğlu damat mıydı? Değildi. O niye tutuksuz yargılanıyordu? Eminim bu sefer de sırf kılçıklık yapmak için Berberoğlu örneğinde diyecekleri şudur. 25 yıl hapis cezası verilecek kadar ağır bir suç işlediğinin delilleri dosyasında bulunan Enis Berberoğlu nasıl tutuksuz yargılanır? Maksat kıllık değil mi? Tutuksuz yargılarsınız bir dert, tutuklu yargılarsınız bin dert. CHP bir gün önce şu açıklamayı yapmıştı. Dayısı olan serbest kalıyor. Devam ediyordu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Damatlar serbest bırakıldığı gerekçe sabit ikametgah parası olan dayısı olan serbest kalıyor tüm FETÖ davalarını ezbere sayamadığımız için şop badana ağzına yapıştıramadık tabii. Enis Berberoğlu'nun parası mı var dayısı mı o niye serbest? Neyse ki dün duruşmasıyla gerçek ortaya çıktı hem de karar duruşması. Şimdi biz Enis Berberoğlu niye tutuksuz yargılanıyor? Parası sebebiyle mi dayısı mı var hatırlatması yapacakken CHP tam 180 derecelik dönüşüyle tutuklama kararı sonrasında algıyı tersten oluşturmaya başladı. Olağanüstü toplanıp şu açıklamayı yaptılar. İstanbul'a kadar yürüyeceğiz. Hani Pensilvanya'ya kadar denseydi daha mantıklı ve tutarlı olurdu. Gözleri tutmamış olmalı. Dayısı olan parası olan çıkıyor algısı oluşturma operasyonuyla ilgili dün iki somut örnek haber daha geldi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimi Aydın Sefa Akay dün hakim önüne çıktı uluslararası arenada da oluşturulan tüm çirkefliklere rağmen sanık hakim mahkemede yaptığı savunmada baylok kullandığını kabul etti. Ben onlardan değilim. Bu programı kullanıp FETÖ'cü olmayanların oranı %1 dahi olsa ben onlardan biriyim demekle yetindi. İşin esası hakkında tartışmaya girmeyelim ama suçlamanın doğruluğunun altını çizelim. Bailok kullanmış ve dün 7 yıl hapis cezası alıp tahliye olmuş. Cezası kesinleşirse kalan miktar için tekrar cezaevine girecek. Şimdi soralım mı? Birleşmiş Milletler hakimi ve Bailok kullanıcısı Sefa Akay'ın dayısı mı var, parası mı? Niye tahliye oldu? Eleştirmek için söylemiyorum. Eleştirenlerin samimiyetsizliklerini ispatlamak için söylüyorum. Dünkü ikinci örnekte Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında 10,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı halde tahliye kararı verilmesi oldu. Bu tahliye kararı içinde olumlu olumsuz bir ayrıntıya girmeden soralım. Oğuz Güven'in parası mı var dayısı mı? Diyeceğim şu, 150 bin kişilik bir devasa soruşturmalar zincirinde tek tük hatalar tabii ki olabilir ama birkaç kişi üzerinden algı oluşturmaya kalkışmak, soruşturmaların tümünü karalamak, birilerinin kayrıldığını iddia etmek olsa olsa FETÖ'ye hizmettir. Yanlışlara hep birlikte dürüst şekilde itiraz edelim ama algı oluşturmaya kalkışmayalım lütfen. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit